Biz dolarda da küresel anlamda ya bir güvenli liman varlığının biraz daha dolara doğru gittiğini görüyoruz. Yani dolardaki talebin hızlandığını görüyoruz ya da tam tersi risk ortamına bağlı olarak da dolarda bir geri çekimi görüyoruz. Şimdi önümüzdeki Fed toplantılarında özellikle getiri eğrisi kontrolüne yönelik bir düzenleme yapılırsa burada dolara ilişkin, doların da getirisine ilişkin bir kısıtlama olabilir. Bu da tabii gelişmekte olan ülke para birimlerine iyi bir fırsat sağlar, yeni bir fırsat da sağlar. Burada dolarda bir geri çekilme olabilir ama çok kısa vadede teknik anlamda da konuşmam gerekirse eğer 6.88, 6.90 seviyesinin üzerine yerleşik seyirleri olmadığı takdirde biz dolarda çok kısa vadede çok yüksek bir seyri oluşturabilecek bir konjektür olduğunu görmüyoruz. Diğer taraftan sene sonunu söylemek bu ortamda gerçekten zor ama yatay bir seyir var. Çok da yatırımcısına bir marj sağlayan hareketler açıkçası yok. Pandemi sürecinin başından bu yana merkez bankaları tarafından olağanüstü adımlar atıldığına tanık olduk. Evet. Tüm koşullar çok farklıydı. Özellikle Fed'den çok acil, ani adımlar gördük. Dün Moody's'in de bir açıklaması vardı. Bu koşullarda olağanüstü düşük faiz dönemin devam edeceği ama aynı zamanda pandemiden sonra pek çok şirketin faaliyet alanı, çalışma biçimi başta olmak üzere çok büyük değişimler yaşayacağı şeklindeydi. Hem faiz noktasını sormak istiyorum hem de bu keskin değişim genel anlamda nasıl yankı bulur piyasalarda? Şimdi şöyle, Fed özellikle bence bu dönemde, pandemi döneminde çok proaktif davrandı. Mesela Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası biraz daha geri planda kaldı ama sonrasında tabii ki Almanya ile Fransa'nın yapmış olduğu 750 milyar euroluk teşvik paketi ve üzerine Merkez Bankası'nın tekrardan 600 milyar euroluk bir varlık alım programı da Euro'da çok fazla ses uyandırdı. Ama genel itibariyle sürecin başından bu yana baktığımız zaman bence Fed özellikle atmış olduğu adımlar, hükümetten de gelen adımlar piyasayı biraz daha yatıştırdı. Yani bu adımlar olmasaydı aslında piyasada belki reaksiyon çok daha fazla olabilirdi ya da sürecin daha kötüye doğru evrileceği o iyileşmenin hızlı gelmesinin süreci belki daha uzayabilirdi. Dolayısıyla bence merkez bankaları burada güzel adımlar attılar. Adımlar atmaya da devam edecekler. Yani her aracı masada tuttuklarına yönelik hem oyun kurucu Merkez Bankası olan Fed ve ECB'den Avrupa Merkez Bankası açıklamalar var. Mesela dün İngiltere Merkez Bankası varlık alımda bir değişiklik yaptı. Dolayısıyla aslında taşları masada tutmaya devam ediyorlar merkez bankaları. Bizde ise tam bu düşük faiz ortamından yararlanarak zaten faizlerde bir indirim süreci vardı. Burada faizlerde düşük seviyeler devam ediyor. Haftaya Merkez Bankamızda faiz toplantısı olacak. Büyük ihtimalle burada da bir şekillendirme olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bence bu süreçte yönetilen merkez bankalarının yönettikleri durumlar olmasaydı iyileşme süreci daha da uzun olabilirdi. Ve bu da piyasa reaksiyonu şu anda verdiği hareketten çok daha farklı bir reaksiyon vermesine neden olabilirdi. Olumsuz anlamda söylüyorum. Şu anda kontrol anlamında fena gitmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Sevda Yalçınkaya Özer, sağ olunuz.